kitabını bilen, dinini bilen, sünneti bilen, Rasulünü tanıyan bir ümmet olman lazım. Bu senin üzerine sorumluluktur. Var mı bu bilinçte olan? Bugün yeryüzünün herhangi bir yerinde esaret altında bulunan her Müslüman senin sorumluluğun altında. Siz kendiniz o esiri bulup yedirmek zorundasınız. Siz kendiniz o fakiri bulup yedirmek zorundasınız. Siz ihtiyaç sahibini bulup kirasını ödemek zorundasınız. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Elif la mim el kitabu la raybe fi lil muttaqin Birinci hutbeden bağımsız bir konudan bahsedeceğim arkadaşlar. <laughs> ne zamandır söyleyeceğim bugün aklıma geldi. Bugün söyleyeyim dedim. Elif la mim el kitab. Bu kitaptır. La raybe fih. onda hiçbir şüphe yoktur. Huden hidayettir. Lil muttaqin takva sahipler için bir hidayettir. Takva sahibi korkan kimsedir. Mesela Allah'ı çok sever. Allah sevgisini kaybetmekten korkan kişiye muttaki denir. Mesela günahlardan sakınır. Günahlardan sakınan kimseye muttaki denir. Takva sahibi denir. Mesela farzlarını hakkıyla yerine getirememekten korkar. Farzlarını hakkıyla yerine getirememekten korkan kimseye muttaki denir. Allah subhanehu ve teala kitabında takva sahiplerine çok şey vaat etmiştir. Mesela hidayeti takva sahiplerine bağlamıştır. Mesela furkaniyeti takva sahiplerine bağlamıştır. Ve dikkat edin arkadaşlar. Takva sahibi olmak demek kişinin kendi üzerine düşen sorumluluğunun bilincinde olması demektir. Üzerinde duracağım nokta burası. Takva sahibi olmak demek ne demekmiş? Sorumluluğunun bilincinde olacaksın. Üzerinde bir sorumluluk varsa bu sorumluluğunun bilincinde olacaksın. Bundan dolayı Muhammed Esed takva kelimesini sorumluluğunun bilincinde olmak diye tercüme etmiştir. Mükemmel bir tercümedir. Açın Muhammed Esed'in mealini sorumluluğunun bilincinde olanlar için bu bir hidayet rehberidir der. Değerli kardeşlerim bugün en büyük problemimiz Müslümanlar olarak sorumsuz bir ümmet olmamız. Hiçbir konuda kendi üzerimize düşen sorumluluğunun bilincinde değiliz. Örnek vereyim. Ey İslam ümmeti, bilen, kitabını bilen, dinini bilen, sünneti bilen, Rasulünü tanıyan bir ümmet olman lazım. Bu senin üzerine sorumluluktur. Var mı bu bilinçli olan? Sabah işlerine geldi, oturdu. Benim sorumluluğum var. Benim önce sorumluluğum dinimi öğrenmektir diye. Açıp iki sayfa bir kitap okuyan, boş kaldığı zaman bir şey öğrenmek için çırpınan kaç kişiyiz? Bu bir sorumluluk. Bu sorumluluğu yerine getirebilmeniz için hocaların, işte e, abilerin, internette veya elde ders verilen hocaların size devamlı kitap okuyun, kitap okuyun, şunu araştırın, şunu inceleyin. İlmin fazileti, ilmin önemi, ilim çok faydalıdır diye size sohbet vermesi gerekiyor. Hayır bunu gerekmiyor. Bana hiç kimse ilmin faziletinden bahsetmiyor. Bana hiç kimse ilmin faziletinden bahsetmiyor. Sorumluluğunun bilincinde olacaksın. Takva sahibi olmak için sorumluluğunun bilincinde olacaksın. Dinini öğrenmek senin sorumluluğun. Akideni öğrenmek senin sorumluluğun. Akidenin delillerini bilmek senin sorumluluğun. Akidene karşı oluşturulan şüphelerin cevabını bilmek senin sorumluluğun. Ve sen sorumluluğun bilincinde olacaksın. Sorumluluğunun bilincinde olmayan takva sahibi değildir. Bitmedi. Bugün yeryüzünün herhangi bir yerinde esaret altında bulunan her Müslüman senin sorumluluğun altında. Bunun bilincinde olacaksın. İkide bir ben para toplamak zorunda değilim. İkide bir bunu ben hatırlatmak zorunda değilim. Esirlere yardım lazım, esirlere şu lazım. Hiç kimse bunu size hatırlatmak zorunda değil. Bunu kendiniz hatırla hatırlayacaksınız. Siz bunun kendiniz bilincinde olacaksınız. Daha çok kazanayım şu üç kuruşla yani hiç kimse bunu toplayıp dağıtmak zorunda değil. Siz kendiniz o esiri bulup yedirmek zorundasınız. Siz kendiniz o fakiri bulup yedirmek zorundasınız. Siz ihtiyaç sahibini bulup kirasını ödemek zorundasınız. İkide bir biz niye durum paylaşıyoruz veya bunu niye duyuruyoruz? Arkadaşlar şurada bir ihtiyaç sahibi var, bunu giderelim. Biz bunu niye yapıyoruz? Veya bunu yapanlar niye yapıyor? Sorumluluğunun bilinci de olmayan bir ümmet vardı onda. İkide bir bu sorumluluğu hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Hayır buna gerek yok. Herkes kendi mahallesinde, kendi ilinde, kendi ilçesinde, kendi köyünde ihtiyaç sahibiyle kendisi ilgilenecek. Bana gelmeyecek. Kendisi bakacak kim var ihtiyaç sahibi diye. İslami harekete katkıda bulunmak sizin bir sorumluluğunuz. Bu dava adına ne yapabilirim? Bu davet adına neler yapabilirim? Bu sizin sorumluluğunuz. Bunun bilincinde olacaksınız. Buradan ikide bir şunu şöyle yapın, mescide açın, şunu yapın, video yapın. Şunu. Bunu demek zorunda değiliz bizler. Kitap okuyun, kitap dağıtın, davet yapın. Bunun bilincinde olacaksınız arkadaşlar. Ve asıl kelam örnekleri çoğaltabiliriz kardeşler. Birçok örnek verebiliriz burada. Ben sadece ilimden örnek verdim. İhtiyaçların giderilmesine örnek verdim. Davetten örnek verdim. Aile, ev aile reisi olmak ve bir aile reisi olarak da sorumluluklarımız var arkadaşız arkadaş olarak da sorumluluklarımız var. Velhasıl kelam birçok konuda bizim sorumluluğumuz var. Sorumluluğumuzun bilincinde olmak zorundayız ki takva sahiplerinden olalım ki bu sayede Kur'an'ın hidayetinden, Kur'an'ın furkaniyetinden faydalanalım. Benim size nasihatim sorumluluklarım nedir bir listesini yapın. Her gün hatırlayın. Her gün sabah kalktığınızda benim sorumluluklarım şunlar değil ve önce o sorumlulukları yerine getirin. Allah subhanahu ve teala hakkıyla sorumluluğun bilincinde olan kimselerden eylesin bizi. Namaz için saf olalım inşallah. Ve ahiru da Rabbil alemin.